Merhabalar, bu videomuzda WordWall ve Bilgisıfır aracını öğreneceğiz. İlk olarak tarayıcımıza WordWall yazıp aratıyoruz. Karşımıza gelen web sitelerinden ilkine tıklıyoruz. Eğer daha önceden bu web sitesine kaydınız yoksa sign up diyerek kayıt yaptırmanız gerekiyor. Benim daha önceden web sitesine kaydım vardı. Login diyerek giriş yapıyorum. Karşımıza açılan sayfada benim daha önceden yaptığım etkinliklerimi görüyorsunuz. Yukarıda bir üst paneli var. Bu panelde toplulukların yaptığı çalışmaları, kendi aktivitelerinizin sonuçlarını görebiliyorsunuz. Mavi butonla ise yeni bir etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Hemen yeni bir etkinlik oluşturalım. Etkinlik kategorilerini görelim. WordWall'da birçok etkinlik mevcut. Derslerinize rahatlıkla entegre edebileceğiniz çeşitli etkinlikler var. Örneğin eşleştirme oyunu, çark oyunu, quiz, balon yakalamaca, balon patlatmaca oyunu, bulmaca oyunu gibi birçok kategori mevcut burada. Yapmanız gereken tek şey etkinliklerinizi hangi kategoriye uygun olarak planlayacağınız ve etkinliklerinizde kullanacağınız sorular olabilir, etkinlik içeriği olabilir. Buna hazır etmeniz gerekiyor. İlk olarak ben matchup dediğimiz eşleştirme oyununu yapmak istiyorum. Eşleştirme oyununa tıkladım ve karşıma düzenleme ekranı geldi. İlk olarak eşleştirme oyunumun başlığını yazmak istiyorum. Örneğin eşleştir ve bul dedim başlığıma. Alt tarafta anahtar kelime ve tanım bölümlerini doldurmanız gerekiyor. Ben anahtar kelime olarak siyah yazmak istiyorum. Karşılığında kara olsun. Ben eş anlamlı kelimelerle ilgili bir çalışma yürütmek istiyorum. Add an item diyerek yeni bir satır ekliyorsunuz. Kırmızı al dedim. Tekrar yeni bir satır ekledim. Kırmızı al dedik. Beyaz ak dedim. Ve burada etkinliğinizin bu ekleme bölümünün hemen altında minimum kaç satır, kaç tane tanım, maksimum kaç tane yazabileceğinizi küçük gösteriyor. Örneğin bunun minimumu 3'müş, maksimumu 30'muş. 30'a kadar çıkarabilirmişim bu tanımları. 3'ten az da yazamazmışım. Sonrasında done diyoruz. Ve aslında yaptığım etkinliği göreceğim burada, test edeceğim. Karşıma ekranın direkt oynama ekranı geldi. Start diyerek oyunumu test edeceğim. Tabii öğrencilerle paylaşma kısmı da var. Birazdan onu da anlatacağım. Start'a bastım. Sitesini açıp kapatabilirsiniz önceki ekranda. Devam edelim. Ve buradaki sol taraftaki kelimelerle sağ taraftakileri eşleştireceğim. Böyle bir oyun kurguladım. Örneğin kırmızıya al dedik, siyah kara dedik, beyaza ak dedik. Cevaplarımı kontrol ediyorum. Evet, üçünü de doğru yapmışım ve her birinden bir puan alarak 3 puanı kazanmışım. Böyle bir küçük oyun yaptık. Tabii ki de siz bunu daha da genişletip geliştirebilirsiniz. Tam ekran yapmak istiyorsanız şuradaki büyütme ikonuna tıklamanız gerekiyor. Hemen onun altında Share, Paylaş, Paylaş butonumuz var. Paylaş butonunda eğer öğrencilerinizle paylaşacaksanız ve öğrencilerinizin bu etkinliği yapıp yapmadığını, sonuçlarını görmek istiyorsanız bu kısmı görmeniz gerekiyor. İleri dedim. Ve başlığım isimleriyle girmelerini istiyorum öğrencilerimin. Ben bu birazdan link gönderdiğimde kimin
ne cevap verdiği, etkinliği yapıp yapmadığını kontrol edebilmem için bu isim işaretlemeniz önemli. Ve start diyorum. Buradaki özellikleri değiştirmiyorum. Son tarih verebilirsiniz buradan. Son tarihi saatini verebilirsiniz. Start dedim. Ve karşıma bir tane link oluştu. Bu linki kopyalıyorum. Ve öğrencilerimle hangi kanaldan göndermek istiyorsanız o kanalları kullanarak gönderebilirsiniz. Tabi altta size önerilen sosyal medya kanalları, mail kanallarını da kullanarak bu linki gönderebilirsiniz. Ben bu linki kopyaladım. Hemen öğrenci attığımı varsayıyorum. Ve başka bir sayfamda bunu yapıştırıyorum. Karşıma isim sordu. Öğrencinin burada isim ve soy ismini yazmasını isterseniz daha verimli olur alacağınız sonuçlar. Fulya Gerede yazdım. Ve start dedim. Birazdan oyunum karşıma açılacak. Açıldı. Start diyorum. Ve öğrencimin bunu oynamasını istiyordum. Hemen sol tarafta süre var. Öğretmen bu süreyi de görüyor. Kaç saniyede, kaç dakikada çocuk bunu çözmüş. Bunu da görüp test edebiliyorlar. Ve cevaplarımı kontrol et dedim. Üçünü de doğru işaretlemişim. Tamamdır. Bu etkinliği bitirdim. Ve öğrenciler çarpıya basarak çıkıyorlar sayfadan. Peki ben sonuçları görebilecek miyim? Hemen bunu görelim. Yukarıda panelde sonuçlar sayfama geldim. Burada diğer yaptığım etkinliklerimi görebiliyorum. Hatta burada etkinliklerimdeki şu kişi ikonları bu etkinliğimi kaç kişinin yaptığını gösteriyor. Peki bu etkinliği kim yapmış, ne kadar doğru yapmış, bunu nasıl görebilirim? Hemen etkinliğimin üzerine tıkladım. Ve burada kimin cevapladığı, bu etkinliği kimin yaptığı, ne kadar hızla yaptığı, cevaplarının hangileri doğru, hangileri yanlış olduğunu grafikler halinde ve yazılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Sonuçlarını da bu şekilde buradan kontrol edebilirsiniz. En altta kaç saniyede zamanını kontrol edebiliyorsunuz. Ne zaman çözmüş çocuk, saat kaçta çözmüş, kaç doğrusu kaç yanlışı varmış. Bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu bir eşleştirme etkinliğiydi. Eşleştirme oyunuydu. Tabii daha önce de gördüğümüz kategoriler kısmında çeşitli etkinlikleri yapabilirsiniz. Örneğin ben daha önceden buradan sınıf listesi etkinliği yaptım. Öğrencilere söz verirken bu öğrencileri işte kime önce söz vereyim ya da soru sormak istiyorum öğrencilere. Burada hangine önce söz verelim, hangine sonra söz verelim. Eşitsizlik olmaması adına böyle bir sınıf çarkı yapabilirsiniz kendinize. Burada daha önceden 5 tane etkinliğim vardı. Yeniden oluştura tıkladığımda yeni bir tane oluşturmama izin vermiyor. Çünkü en fazla ücretsiz kısmında 5 tane kullanabilirsin diyor bana. O yüzden seçeceğiniz etkinlikleri 5 tane olarak planlarsanız sizler için güzel olabilir. Yükselt kısmı var. Yükselt kısmında ücretlendirmesini görebiliyorsunuz. Bir de buradaki size sunulan haklarda hangilerini ücretsiz kısmında ya da ücretli de kullanabiliyorsunuz. Bunları inceleyebilirsiniz. Etkinlikler bölümüme geldim tekrardan. Az önce bahsetmiştim. Sınıf listesi oluşturmuştum. Öğrencilere bu listedeki bu çarkı döndürdüğümde kim gelirse ona söz hakkı vermek istiyorum diye düşünmüştüm. Hemen bunu görelim. Çalışma mantığını. Sınıf çarkını döndürdüğümde bir çarkı felek gibi düşünebilirsiniz bunu. Hanginin ismi gelirse, kimin ismi gelirse o söz hakkı alacak gibi yapabilirsiniz. Ya da bu çarkta isimler yerine farklı sorular ekleyebilirsiniz. Buradaki spin it'e basıyorum ve çarkı döndürüyorum. Evet, örneğin Ayaz gelmiş. Ayaz geldi. Ayaz'a tıkladım.
Burada diyor ki tekrardan döndüreyim mi yoksa ayazı eleyim mi? Eliminate kısmı güzel. Şöyle güzel. Mesela ayaza bir daha ikinci bir söz hakkı gelmesin istiyorsanız buradaki eleme butonuna basarak ayazın çarktan çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Yani ayaza söz hakkı verdik. Artık sıra başkalarında gibi yapabilirsiniz. Bu çarkı da yine share bölümünden paylaşabilirsiniz. Yine etkinlikler kısmına geldim. Peki yaptığınız bir etkinlikte bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, düzenlemek istiyorsunuz. Bunu da yine şuradaki 3 noktaya tıklayarak bu 3 noktadaki Edit Content kısmına tıklayarak değişikliklerde bulunabilirsiniz. Örneğin ben isim yazmışım, fotoğraf, resim ekleyebilirsiniz. Daha fazla kişi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde done diyerek değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz. WordWall Web 2.0 aracımızın kullanımı bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Derslerinizde, etkinliklerinizde kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.